Canlarım selam tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın 3. gününün 2. videosuyla birlikteyiz. Bugün 1. videoda ne yaptık? Kütleyi öğrendik, hacimi öğrendik. Sonra bu ikisini bir araya getirerek öz kütle kavramını öğrendik. Öz kütlenin nelere bağlı olarak nasıl değiştiğini öğrendik. Sıra geldi. ÖSYM'nin son zamanlarda takıntı haline getirdiği bir kavram vardı ya. Karışımların öz kütlesi. TYT'de ve MSU'de sormaya başladılar. Dolayısıyla bu videoda Karışımların öz kütlesini öğreneceğiz. Sorular çözeceğiz. Öz kütlenin günlük hayattaki uygulama alanlarını tanıyacağız. Küçük de bir deney videosu izleteceğim size. Kısacası çok keyifli bir video bizi bekliyor. Çayınızı, kahvenizi, çorbanızı hazırlayın. Ben en fazla çayı tercih ediyorum. Çünkü uzun vadede insana en az zarar veren içeceğin ben çay olduğunu düşünüyorum ve çayı çok fazla tüketiyorum. Ara sıra da kahve içiyorum tabii ki. Şimdi canlarım Kamp kitabımızdan, başucu kaynağımızdan, iki gözümün çiçeği diyorum ya ben buna. İki gözümün çiçeğinden sayfa kaç açıyoruz hemen bakıyorum. Sayfa 19. Evet. 19. sayfayı açtıysanız dersimize artık başlayalım. Nerede kalmıştık? 10. soruda. ÖSYM tadında bir soru. Şekildeki saf bir sıvıya ait kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre hangi bölgelerde sıvının sıcaklığı değişmiştir diyor. Sıvıların sıcaklığı değiştiğinde öz kütleleri değişir. Dolayısıyla Soru bana dolaylı olarak hangi bölgelerde öz kütle değişmiştir diyor. Öz kütle sıcaklık ve basınçtan etkilenen bir kavram. Ancak sıvılar sıkıştırılamadıkları için basınç sıvıların öz kütlesini etkilemez. Sıvıların öz kütlesini sıcaklık etkiler. Hangi bölgelerde sıcaklık değiştiyse sıvının öz kütlesi orada değişmiştir. Şimdi kütle var elimde, bir de hacim var. Ben bunlara birim vermek istiyorum. Mesela buraya 1m, buraya 2m, buraya 3m diyeceğim. Buraya 1V, buraya 2V, hacim olarak 3V ve 4V diyeceğim. Şimdi birinci bölgede ilerlerken yani ben şurada ilerleyeceğim. Ok yönünde ilerleyeceğim. Dikkat et. Şimdi başlangıçta ben neredeyim? Buradayım. Bir süre sonra neredeyim? Buraya geliyorum. Bir süre sonra buraya geliyorum. Olayın en başında yani birinci bölgenin başında öz kütle kaçtı? Öz kütleyi bulmak için bir kütleye bakacaksın, bir hacme bakacaksın. Kütlesi 1, hacmi 1. Dolayısıyla 1m'i 1V'ye oranladım. Peki Biraz sonra, yani buraya geldiğimde, kütle ne oldu? 2m. Hacim ne oldu? 2v. Yani bu sefer 2m'i 2v'ye bölüyorum, öz kütleyi buluyorum. Bir süre sonra, bak ok yönünde ilerlemeye devam ediyorum. Bir süre sonra buraya geldim ve bakıyorum kütle 3m, hacim 3v. Yani 3m bölü 3v oldu. Şimdi 1 bölü 1 de 1'dir, 2 bölü 2 de 1'dir, 3 bölü 3 de 1'dir. Yani burada öz kütle ne olmadı? Değişmedi. Öz kütle değişmediğine göre sıcaklık birinci bölgede sabittir yani değişmemiştir. Geldik ikinci bölgeye. Ok yönünde ilerlerken başlangıçta neredeydim? Bak şurayı siliyorum. Bu yönde ilerleyeceğim. Başlangıçta buradaydım sonra buraya geldim. Başlangıçta kütle kaç? 3. Hacim kaç? 3. Dolayısıyla 3 m bölü 3 v idi. Bir süre sonra ne oldu? Buraya geldim. Buraya geldiğimde kütle yine 3 ama hacim bu sefer 4 v. Dolayısıyla artık 3 m bölü 4 v oldu. Şimdi 3 bölü 3 1'dir. Dolayısıyla buraya 1 yazdım ama 3 bölü 4 1'den küçük. 0.75. Bak 1'den 0.75'e azaldı. Öz kütle azaldıysa sıcaklık arttı diyebilirsin. Yani suyun 0 ile 4 derece arasındaki özel durumu hariç. Bak sadece 0 ile 4 derece arasında su var. Özel davranan. Burayı çıktığın zaman sıvıların öz kütlesi sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani öz kütle burada azaldığına göre ben diyebilirim ki burada sıcaklık artmıştır diyebilirim. Artar diyebilirim. Şimdi geldik üçüncü bölge. Hemen diyeceksin ki hocam üçüncü bölgeyle birinci bölge birbirinin aynısı gibi değil mi? Yani üçüncü bölgede de öz kütle sabit, sıcaklık sabit diyemez miyiz? Diyemeyiz. Peki farkı ne? Farkı şu. Birinci bölgeyi uzattığımızda sıfıra sıfır noktasına denk geliyor. Ama üçüncü bölgeyi uzattığımızda sıfıra sıfır noktasına denk gelmiyor. İkisinin farkı çok çok önemli bir fark var. Birinci bölgede eğer sıfıra sıfıra denk geliyorsa, bu yönde de gitsen özkütle değişmez. Bu yönde de gitsen özkütle değişmez. Ama sıfıra sıfıra denk gelmiyorsa özkütle değişiyor. Hadi ispatlayalım. Şimdi üçüncü bölgede hareket etmek için şöyle, önce buradan buraya geliyorum. Yani şuradan şuraya geliyorum. Peki başlangıçta 3m/4v e idi, değil mi? Hemen onu nereye yazalım? 3 m bölü 4 vydi Peki bir süre sonra buraya geldim, 2m/3v e oldu. Peki bir süre sonra buraya geldim. Dolayısıyla kütle 1 hacim 2. Yani 1 m bölü 2 v oldu. Şimdi 3 bölü 4 neydi? 0.75'ti. 2 bölü 3 nedir? 1'i 3'e bölsen 0.33. 2 kere 0.33 0.66'dır. Peki m bölü 2 v yani 1 bölü 2 e 1 bölü 2 de 0.50'dir. Bak ne olmuş? Giderek öz kütle azalmış. Demek ki sıcaklık artmış. Yani 3. bölgede de sıcaklık artar diyeceğiz. Bak sabit değilmiş. Dikkat edeceğiz. Bunu not al tamam mı? Eğer sıfıra sıfıra denk geliyorsa özkütle değişmez ama gelmiyorsa değişir. Bunu not alman lazım. Şimdi dördüncü bölgeye geldiğimde ok yönünde ilerleyeceğim. Başlangıç yerim burası. Yani kütle bir hacim 2. Dolayısıyla m bölü 2 v idi. Bitiş yeri burası. Kütle bir hacim 1. Dolayısıyla m bölü v. 1 bölü 2'den 1'e yani artmış. Öz kütle artmışsa sıcaklık azalmıştır. Yani dördüncü bölgede sıcaklık azalır diyebilirim. Hangi bölgelerde sıcaklık değişti? 2, 3, 4. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkı. Güzel bir soruydu gerçekten. Şimdi bu sıradaki soru son yıl yani TET sınavında gelen soruya çok benzer bir soru. Zaten son zamanlarda da böyle karışım soruları sormaya başladılar. Diyor ki atmosfer sıcaklığının sabit olduğu kabul edilen bir gezegende bulunan ABC ve D gazlarının sabit sıcaklık ve basınçtaki kütlacım grafikleri veriliyor. Bu gezegende eşit kütleye sahip 3 kişi özdeş balonlarla yerden 5 kilometre yüksekliğe en kısa zamanda çıkmaları gerekmektedir. Yani çabuk çıkmak istiyorlar. Tamam. Bu gezegenin atmosferi ABC veya D gazlarından oluşabileceği gibi balon da bu gazlarla doldurulabilir. Yani balonun dış ortamı da bu gazlardan olabiliyor. Balonun kendisi de bu gazlardan olabiliyor. Bunu anladık. Peki balon ve üzerindeki ölçüm cihazlarının ağırlığı ihmal edildiğine göre T1, T2, T3 süreleri arasındaki ilişki hangisi gibi olabilir? Öncelikle bu balonun içindeki kişilerle birlikte yükseleceğine ya da alçalacağına öz kütle karar verir. Yani eğer balonun ortalama öz kütlesi, yani balonun içerisindeki gaz ve bu üzerindeki insanlarla birlikte ortalama öz kütlesi eğer dış ortamın öz kütlesinden küçükse balon yükselir. Eğer balonun öz kütlesi büyükse dış ortamdan balon alçalır. Biraz daha detaylı sana anlatmak istiyorum bunu. Burası önemli çünkü. Mesela biz bir balonu nefesimizle şişirdiğimizde bu balonu bıraktığımızda balon yükseliyor mu? Yükselmiyor değil mi? Yükselmesini çok isteriz ama ama yükselmiyor. Nedeni ne? Çünkü dışarıda da aynı gaz var. Balonun içerisinde de aynı gaz var. Normalde dış ortam iç ortama eşitse askıda kalır. Yani bıraktığın yerde kalması lazım. Ama balonun bu dışındaki plastiğin ağırlığından dolayı ve buradaki ipin ağırlığından dolayı askıda kalamıyor, aşağı doğru iniyor. Peki doğum günlerinde falan kullandığımız hani biraz böyle para vererek aldığımız gaz, helyum gazı olan balon ne oluyor? Yükseliyor. Sebebi ne? Çünkü bunun içerisinde helyum var, dışarıda hava var. E helyumun öz kütlesi de havanın öz kütlesinden küçük olduğu için helyum ne yapıyor? Yükseliyor. Demek ki yükselmesi ya da alçalması öz kütleyle ilgili bir durum. Sıvılardan da biraz örnek vereyim. Bu olay iyice kafana otursun istiyorum. Mesela bir sıvının içerisine bir cismi bıraktığımızda. Mesela ben bir tahta parçasını burada bırakırsam. Burada bile bıraksam burada kalmıyor. Tahta parçası direkt ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Yani buraya geliyor. Sebebi ne? Çünkü tahtanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük. Dolayısıyla öz kütlesi küçük olan bırakıldığı yerden yukarı doğru hareket ediyor. Öz kütlesi büyük olan mesela ben burada bir demir parçasını bıraksaydım demir parçası dibe çökecekti. Öz kütle büyük olursa aşağı hareket ediyor. Öz kütle küçük olursa yukarı hareket ediyor. Öz kütle aynı olursa bulunduğu ortam aynı olursa orada kalıyor. Mevzu bu. Şimdi buna göre biz bu soruyu çözeceğiz. Şimdi diyor ki birinci sistemde atmosfer A gazıyla dolu olsun diyor. Atmosfer dediği dışarısı. Yani bu dış ortamda A gazı olursa iç ortamda da balonun içinde de D gazı olursa balon T1 sürede yukarı gidebiliyormuş. Yani 5 kilometrelik yolu T1 sürede alıyormuş. Şimdi kütle ve hacim grafiğine bakarak öz kütlelerini sıralayabilirim. Bu grafiğin eğimi, yani x80 ile yaptığı açının tanjantı öz kütleyi veriyor. A'nın x80 ile yaptığı açı daha büyük, B'ninki daha küçük, C'ninki daha küçük, D'ninki daha küçük. Buraya bakarak öz kütlesi en büyük olanın A olduğunu anlıyorum. Ben A'nın öz kütlesine 4D, bunun öz kütlesine 3D, bununkine 2D, bununkine de 1D demek istiyorum. Bir sakıncası yok değerlerle anlattığımda senin daha iyi anladığını düşünüyorum. Şimdi atmosfer A gazı olsun diyor. Yani 4D ile dışarıyı doldurdum ben. Tamam. Balonun içine de D gazını koyalım diyor. Yani şunu koyalım. İçeriye de D'yi koydum. Şimdi dış ortamın yoğunluğu daha büyük. Balon daha küçük. Dolayısıyla bu balon yükseliyor. Ama şuraya ben 4D'ye D diye not almak istiyorum. Yani aralarında fark fazla. Birisi 4D birisi 3.5D olsaydı bu kadar fark olmasaydı balon yine yükselirdi ama aheste aheste yükselirdi. Ama biri 4D biri D olunca fark çok olunca balon daha hızlı yükselir. Daha hızlı yükselince 5 kilometreyi daha çabuk gider. Yani süre az olur. Yani ben şu anda T1 süresinin az olduğunu hissediyorum. Peki diğer şıkka gelelim. Atmosfer B gazıyla dolu olsun diyor. B gazı kaçtı? 3D. Hemen buraya 3D'yi yazdım. Peki balonun içinde ne olsun? B ile C'nin karışımı olsun diyor. Şimdi B ile C'nin karışımı bu aralıkta bir değer alır. Yani 3 de olamaz, 2 de olamaz. Arada bir değer alır. Mesela 2,5 alsın. O zaman ben balonun içerisini artık 2,5'u doldurdum mu? Doldurdum. Şimdi içerisi 2,5 dışarısı 3. Tamam bu balon yine yükselir. Çünkü balonun öz kütlesi küçük. Dışarıdan küçük. Yükselir ama 3D ile 2,5D'ye yakın ya. Öyle çok hızlı yükselmez. Biraz yavaş yavaş yükselir. O yüzden de süre uzun olur. Kısacası burada 3D'ye 2.5D olduğu için süre biraz uzun olur. Yani ben T1'in küçük olduğunu, T2'nin daha uzun süreceğini anladım mesela. Peki gelelim 3. şıkka. A diyor dışarıda olsun. Yani dışarıya diyor 4D'yi dolduralım. Tamam. İçeriye de A ile B'nin karışımını koyalım. A ile B'nin karışımı bu aralıkta bir değer alır. Yani 4 ile 3'ün arası 3.5. O zaman ben buraya da 3.5 diye yazdım abi. Tamam. 3,5 diye yazdım. Dışarı 3,5, içeri 4. Tamam. Tam tersi. Neyse. 4 T'ye 3,5 bu da yükselecek. İçerisi küçükse yükselecek zaten. Ama bu da uzun sürer. Çünkü biri 4, biri 3,5. Yani birbirine yakın olunca hızlı yükselmiyor. O yüzden buradaki T3 süresi de uzun sürer. Yani T1 süresi şu birinci şartlar hepsinden avantajlı. T1 kesinlikle T3'ten de küçüktür. T1 kesinlikle T2'den de küçüktür. Şimdi şıkları inceliyoruz. Bak. Burada T2 ile T3 hakkında bir şey söyleyemem. Çünkü bu da 3'e 2,5 yakın. Bu da 4'e 3,5 yakın. Üstelik biz bu 2,5 ve 3,5'ları da kendimiz verdik. Belki biri 2,7'dir. Birisi 3,4'tür. Yani bunu bilmiyoruz. Yakın bir şey verdim. Dolayısıyla T2 ve T3'ü kıyaslama şansım yok. Ama ben T1'in herkesten hızlı olacağına eminim. Çünkü 4 ile 1 arasında dehşet bir fark var. Bundan dolayı T1'in en küçük olduğu ışıkı arayacaksın. Ve bu tür sorularda bu bir tanedir. Bak T1'in en küçük olduğu şık bir tane olur. Yoksa bu soru hatalı bir soru olur. T1'in en küçük olduğunu kesin biliyorsun. Ama T2 ve T3 eşit de olabilir. T2 büyük T3 de olabilir. T3 büyük T2 de olabilir. Bu arada burada bir ufak bir hata olmuş. Yani T2 ve T3'ün aralarındaki ilişkiyi bilemem. Ama T1'in herkesten kısa süreceğini biliyorum. Sorunun mantığı bu. Cevabımız denizdi biraz yoruldum bu soruda ama bu sorunun mantığını da anlatmak çok önemli. Yani gerçekten önemli bir soruydu. Şimdi geldik buraya. Boşken kütlesi 20 gram, iç hacmi 60 cm küp olan kabın yarısı kütle hacim grafiği verilen x sıvısıyla diğer yarısı da y ile dolduruluyor. Buna göre son durumda kabın toplam kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi benim elimde bir kap var mı abi? Var. Ben bu kabın hacmini biliyor muyum? 60. Peki yarıya yarı doldurulduğunu da biliyor muyum? Biliyorum. O zaman 30 cm küpüne bir sıvı 30 santimetre küpüne de bir sıvı konuluyor. Peki, kabın bana toplam kütlesi soruluyor. O zaman ben bu sıvının kütlesini bulmam lazım. Ayrıca bu sıvının kütlesini bulmam lazım, toplamam lazım. Hem bir de kabın 20 gramını unutmayacağım. 20 gramı kap zaten. Toplam kütle dediği için kabı da kullanacağız. Peki, şimdi burada hacim yazdığına, buraya kütle yazdığına dikkat et. Bazı sorularda bunların yerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla x'i bulmak için biz öz kütleyi nasıl buluyoruz? Kütleyi hacme bölüyoruz. Yani 20'yi 10'a böleceksin ve x'in öz kütlesi 2 diyeceksin. Y'nin öz kütlesinde de benzer mantıkla 60'ı 10'a böleceksin ve 6 diyeceksin. Şimdi benim elimde bir sıvının hacmi varsa, öz kütlesi de varsa ben bu ikisinden yararlanarak öz kütleyi bulamaz mıyım? Bulurum. Çünkü d eşittir m bölü v'den yola çıkarak m eşittir dv. Yani mutlu deveyi unutmayın gençler demedim mi kaç kere dedim. Yani öz kütle ve hacmi çarparsam kütleyi bulurum. Şimdi peki sence altta hangi sıvı olacak? X mi Y mi? E tabii ki öz kütlesi büyük olan aşağı çökecek. Yani altta Y sıvısı olur. Üstte X sıvısı olur. Peki Y sıvısının ve X sıvısının kütlelerini artık bulalım. Artık olay bitmiştir. Bakıyorum buraya. X'in kütlesi. Ne yapacağım? Öz kütlesi ve hacmini çarpacağım. X'in öz kütlesi 2. 2 çarpı. Hacmine bakıyorum 30. Abi buradan 60 geldi. Peki Y'ye geliyorum. Öz kütlesi 6. Hacmine bakıyorum 30. 180 de buradan geldi. 60 artı 180 var. Bir de kap var. Kabı unutmayacağız. Cevabımız 180 20 daha 200. 60 daha 260 olarak bulunuyor canlı. Geldik karışımların öz kütlesine. Aynı sıcaklıkta birden fazla sıvı maddenin bir araya gelerek homojen karışımı sonucu yeni bir sıvı madde ortaya çıkar. Karışımın öz kütlesi kendisini oluşturan maddelerin kütleleri toplamının toplam hacmine oranı ile bulunur. Şimdi normalde öz kütleyi nasıl buluyoruz? Kütle bölü hacim. E karışım olduğunda da karışıma giren maddelerin kütlelerini topluyorsun abi. Hacimlerini de topluyorsun. Yani yine aynı formülü uyguluyorsun. Kütle bölü hacim yapıyorsun ama toplam kütle, toplam hacim oran yaptığın zaman karışımın öz kütlesini buluyorsun. Şimdi burası çok önemli. Karışımın öz kütle değeri kendisini oluşturan maddelerin öz kütleleri arasında yer alır. Bak arasında Mesela ben burada iki tane sıvıyı karıştırıyorum. Sıvıların biri 2 biri 4. Oluşan karışım 2 ile 4 arasında bir değer alır. 2 olamaz 4 olamaz. 2.5 olur 2.8 olur 3 olur 3.5 olur 3.9 olur ama 4 olamaz. 2 ile 4 arasında bir değer alır. Bunu sana şöyle anlatmak istiyorum. Örneğin senin elinde bir kova siyah boya var. Bir kova da beyaz boya var. Eğer sen siyah boya ve beyaz boyayı karıştırırsan asla tam siyah bir boya ya da tam beyaz bir boya elde edemezsin. Sonuçta siyahla beyazı karıştırdığın için elde ettiğin boya gri bir boyadır. Ha şimdi acaba siyahla beyazın tam ortasında bir renk mi elde edersin? Eğer ikisinden de bura önemli eşit hacimde karıştırırsan. Mesela siyah boyadan da bir bardak aldın beyaz boyadan da bir bardak aldın. Bunları karıştırırsan tam ortası olur. Ama siyah boyadan iki bardak atarsan Beyaz boyadan bir bardak atarsan siyaha yakın bir gri renk olur. Beyazdan bir iki bardak, siyahtan daha az bardak atarsan o zaman beyaza yakın bir gri olur. Ama hiçbir zaman siyah ya da beyaz olamaz. İkisinin arasında olur. Lütfen bunu unutma. Yani ikisinden de eşit hacimde karıştırırsam tam ortada bir değer alacaktır. Mesela burada 2'den ve 4'ten aynı hacimde almamış mıyız? Mesela bu bir bardaksa bu da bir bardak. Dolayısıyla siyah boya ve beyaz boya birer bardak alınmış. O zaman sonuç tam ortası. 2 ile 4'ü topluyorsun, çok basit. Yarısını alıyorsun. 2 ile 4 6, yarısı 3. İşte birinci kabı karıştırırsan karışımın öz kütlesi ne oluyor? 3 oluyor. İkisinin toplamının yarısı. Peki ikinci kaptaki sıvıları karıştırırsam ne olur? Yine 3 mü olur? Hayır. Bu sefer çünkü hacimce kimden fazla katılmış? Bak, hacimce diyorum. Kütlece demiyorum. Yani hangisinden daha fazla bardak atılmış? E bakıyorsun bunun miktarı az, bunun hacmi daha fazla. O zaman bu karışımın öz kütlesi 4'e yakın olur. Yani diyeceksin ki bu karışımın öz kütlesi 2 ile 4 arasında olur. Tamam. 3 olur mu? Asla olamaz çünkü yarı yarı değil ama 3'ü yine de sen referans noktası olarak seçeceksin. Yani diyeceksin ki eğer eşit hacimde olsaydı 3 olurdu. Ama burada 4 fazla olduğu için yani 4 olandan daha büyük bir hacim katıldığı için o zaman sonuç 3 ile 4 arasında olur. Yani bu karışımın öz kütlesi 3'ten büyük, 4'ten küçük bir değer alır. Mesela buraya geldik. Sence burada hangisinden daha fazla bardak var? Yani 2'den bu kadar katılıyor. Bak şuraya bak şuraya. 2'den bu kadar katılıyor. 4'ten de bu kadar katılıyor. Hangisi çok? 2. O zaman karışımın öz kütlesi 2'ye yakın olacak. Ama önce ne yapıyorsun? sınırları belirliyorsun. Sınır şu. 2 ile 4 arasında değer alacak. Tam ortası kaçtı? Eğer ikisinden de aynı miktar katılsa tam ortası kaçtı? Tam ortası 3'tü. Tam ortayı da yazıyorsun abi. Şimdi diyorsun ki kimden çok katıldı? 2'den çok katıldı. O zaman direksiyonu 2'den tarafa kırıyorsun. Yani diyorsun ki bu kaptaki karışım 2 ile 3 arasında olur. 2'den büyük, 2'den küçük olamaz. 3'ten büyük olamaz. Yani 2 ile 3 arasında bir değer alır. Mesela 2.5 alabilir. Ama bu karışımın değeri 3.5 alabilir. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu karışımların öz kütlesi ve karışımın öz kütlesinin kime yakın olduğu gerçekten önemli bir mevzu. Şimdi sabit basınç ve sıcaklıkta X ve Y sıvılarından farklı hacimlerde bak. Sorularda size bazen böyle bir şey veriliyor. Bak diyor ki farklı hacimlerde alınarak homojen bir karışım yapılmıştır. Şimdi burada sana adını sormuyor ki sana ya da nasılsın diye sormuyor ki bak farklı hacimlerde diyor. Ya mesela bundan iki bardak aldıysan diyor, bundan bir bardak aldın. Veya diyor ki bundan diyor 3 bardak aldın, bundan iki bardak aldın. Yani miktarları farklı. O zaman karışımın öz kütlesi tam ortada olamaz. Çünkü tam ortada olması için ikisinden de aynı hacimde alman gerekiyor. Ama soru özellikle aynı hacimde olmadığını bize belirtiyor. Çıkmış bir soru vardı bu, bu soruya benzer. Şimdi bunların ben öz kütlelerini önce bulacağım. Diyeceğim ki bunun öz kütlesi 40'ı 20'ye böldüğünde bunun öz kütlesi 2 çıkıyor. Burada da 30'u 30'a böldüğünde öz kütlesi 1 çıkıyor. Şimdi karışımın öz kütlesi 1 ile 2 arasında her değeri alabilir mi? Farklı hacimlerde dediği için tam orta olamaz. 1 ile 2'nin tam ortası nedir? 1 artı 2 bölü 2'den yani 3 bölü 2 yani 1.5. O zaman bu karışımın öz kütlesi asla 1.5 olamaz. Çünkü farklı hacimlerde diye uyarı yaptığı için eğer böyle bir uyarı yapmasaydı bir buçuk da olabilirdi. Yani 2 ile bir arasındaki her şey olabilirdi. Ama bu uyarıdan dolayı bir buçuk olamaz. Yani 2 zaten olmuyor çünkü araya girmiyor. 1 ile 2 arasında olması lazım. Bir buçuk da farklı hacimlerde dediği için olmuyor. 1.2 olur. 1 olamaz. Yani bunlara eşit olamaz zaten. O yüzden yalnız 3 cevabı 5. Kütle hacim grafiği verilen aynı sıcaklıktaki x, y, z sıvıları homojen olarak karıştırılmaktadır. Buna göre oluşan karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangi değerleri alabilir diye bize soruyor. Şimdi burada 2 tane değil 3 tane sıvı karıştırılıyor. Şimdi birinci sıvı 20 bölü 4'ten dolayı öz kütlesi 5 çıkıyor. Y'ye baktığımda 20 bölü 5'ten dolayı öz kütlesi 4 çıkıyor. Z'ye baktığımda 10 bölü 10'dan dolayı öz kütlesi 1 çıkıyor. Dolayısıyla bu karışımdaki en küçük öz kütleli sıvı bu. En büyük öz kütleli sıvı da bu. Yani sınırlarımız bunlar. Yani bizim dememiz gerekiyor ki. Bu karışımın öz kütlesi 1 ile 5 arasında her değer alabilir. Yani burada y'nin bir rolü yok. Çünkü en sınırlar 1 ve 5. Dolayısıyla 1 ile 5'i öyle bir ayarlarsın ki karışımı tam 4'te eşitleyebilirsin. Yani ben sadece 5 ve 1'i karıştırsaydım örnek veriyorum. Tam 4 olan bir değer elde edemez miydim? 5 ile 1'i karıştırıp 4'e ulaşabilirim değil mi? E dolayısıyla y de 4 olduğuna göre 4 ile 4 yine 4 yapar. Yani sınırlar önemli burada. En küçük en büyük. Bu aradaki her değeri oluşturabilirim. 4 de buna dahil. Dolayısıyla 5 olamaz. 4 olabilir, 2 olabilir. 1 ile 5 arasında 1,5 olabilir. 2, 3, 4 sorumuzun cevabı D şıkkı olmaktadır. Şimdi geldik. Nereye? karışımların gündük hayattaki öz kütlelerine. Şimdi buraya geçmeden önce ben karışımların öz kütlelerinin nasıl sıralandığını hani öz kütlesi en büyük olan altta olur falan dedim ya bununla ilgili size küçük bir deney videosu izletmek istiyorum. Bir bardağı önce birinci sıvıyı dolduruyor. Daha sonra bunun üzerine bal gibi bir sıvı muhtemelen bal. Balı akıttığı zaman balın öz kütlesi daha büyük olduğu için o sıvı yukarı gidiyor bal aşağı iniyor. Dolayısıyla en altta olanın öz kütlesi en büyüktür diyebiliyorum. Daha sonra bunun üzerine bir de sıvı yağ dolduruyor. Şimdi sıvı yağın öz kütlesi buradaki öz kütlesi en küçük olan sıvı olduğu için birbirine karışmayan sıvılarda öz kütlesi en küçük olan en üstte, en büyük olan en altta oluyor. Buraya geldiğimizde ise mesela bir civatayı e, sıvıya bıraktığı zaman civatanın öz kütlesi buradaki hem baldan hem yukarıdaki mavi renkli sıvıdan hem de bu ayçiçek yağından daha büyük değil mi abi demirin öz kütlesi daha büyük. O yüzden en alta gider. Bırakıyoruz. Bak en dibe oturdu. Peki bir sonraki maddeyi atalım içerisine. Bir üzüm tanesini atıyor. Bak balı geçemiyor. Yani üzüm tanesinin öz kütlesi yağdan daha büyük. Çünkü yağı geçti. Mavi sıvıdan daha büyük. Onu da geçti ama balı geçemedi. Demek ki balın öz kütlesi üzümden daha büyük. Mantık bu. Öz kütle büyükse daha aşağı inmesi lazım yani. Şimdi bir tane daha madde atalım içerisine. Mesela bir kapağı bırakıyor. Bak kapak geliyor. Mavi sıvıyı geçemiyor. Demek ki kapağın öz kütlesi mavi sıvıdan daha küçük ama kapağın öz kütlesi bu en üstte olan ayçiçek yağından daha büyük. Yani tamamen öz kütle karar veriyor bir şeyin aşağı mı yukarı mı gideceğine. Şimdi burada da bir tane en son sünger gibi bir parça bıraktı. Demek ki bunun öz kütlesi yağdan bile daha küçük ki bu aşağı doğru ilerleyemiyor. Orada kalıyor. Tekrar derse. Günlük hayatta özkütle, özkütle günlük hayatta birçok sektörde kullanılan bir özelliktir. Mesela kuyumculukta özkütleden yararlanılıyor. Nerede yararlanılıyor? Mesela bir altının 24 ayar mı yoksa 22 ayar mı yoksa 18 ayar mı olduğuna içerisindeki altın oranı karar veriyor. Eğer %100 altınsa 24 ayar oluyor. Eğer o altının içerisine bir miktar gümüş ya da bakır ilave edildiyse o zaman ayarı düşüyor 22 ayara. Eğer biraz daha fazla ilave edilirse gümüş ya da bakır o zaman altının ayarı daha da düşüyor. Bir de böyle altın arama çalışmaları yapılırken mesela böyle hani akarsularda falan altın kırıntıları aranıyor bazen. Mesela bir toprağın içerisinde sen altın var mı yok mu bunu araştıracaksın. Bu toprağı yıkıyorsun. Yani üzerinden su geçiriyorsun. Toprağın öz kütlesi fazla büyük olmadığı için suyun o gücüyle akıntıyla toprak akıyor. Toprağın içerisindeki taş parçacıkları da akıntıyla akıyor. Ama toprağın içerisinde küçücük bir altın kırıntısı bile varsa o akmıyor. Çünkü altının öz kütlesi 19.3 yani çok büyük. 1 santimetre küpü neredeyse 20 gram geliyor. Bundan dolayı altın o suyun gücüyle akmıyor, kabın dibine çöküyor ve sen altınları ayırmış oluyorsun. Ebru sanatına gelecek olursak, şimdi ebru sanatında suyun üstü eğer böyle çok dalgalı olursa boyalar birbirine giriyor sürekli, sanatını yapamıyorsun. Dolayısıyla bu boyaların daha böyle sakin bir şekilde durması için ne olması lazım? Alttaki suyun daha böyle öz kütlesinin güçlü olması lazım. İşte suyun içerisine kitre denilen bir madde katılıyor ve bu boyaların hareketliliği azaltılıyor. Bir de boyaların suyun içerisine girmemesi için yani bulaşmaması için bu boyanın içerisine sığır ödü katılıyor arkadaşlar. Yani komik gelmiş olabilir bildiğin sığırın ödünü katıyorlar abi oraya. Çok özel bir sıvı yani Ebru sanatında sığır ödü olmadan hani mesela düşün bir Ebru sanatı yapacak bir ustayı getiriyorsun falan. Adama diyorsun ki abi sığır ödümüz bitti falan. Adam direkt o gün istifasını verir yani. Sığır ödü olmadan bu Ebru sanatını gerçekleştiremiyorsun. Bu kadar basit. Şimdi Ebru sanatında da kullanılıyor. Porselen yapımında porselenin kalitesi, kırılmazlığı, su geçirmezliği falan gibi özellikleri de incelenirken yine öz kütle olayından yararlanılıyor. Bunun dışında mesela yerden çıkartılan ham petrol bileşenlerine ayrılırken yani ham petrol böyle çıktığı gibi al abi arabaya doldur götür öyle bir şey yok. Ham petrol işleniyor. Ham petrol önce ayrıştırılıyor. İşte ayrıştırılırken yine bu öz kütle farkından yararlanılıyor. Hastane laboratuvarlarında mesela kan tahlili yaparken o santifrijleme işlemi diye bir işlem var. İşte orada da kan bileşenlerine ayrılırken yine öz kütleden yararlanılıyor. Testlerde falan karşına gelirse bunları bilmende fayda var. Saf bir maddeye ait kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre 1-2-3 aralıklarında maddenin öz kütlesinin değişimi için ne söylenebilir? Bu soruya benzer bir soru çözmüştük. Birinci bölgede 0'a 0 noktasından devam edildiği için birinci bölgede öz kütle kesinlikle değişmiyor. Çünkü kütle birken hacimde hacim de 1 oluyordu hatırlarsın. Kütle 2 olduğunda hacim de 2 olduğu için kısacası orantılı bir artım olduğu için birinci bölgede bu maddenin öz kütlesinin değişmeyeceğini yani sabit olacağını biliyoruz. Peki ikinci bölgeye geldik. İkinci bölgede ileri doğru giderken ne oluyor? Kütle yerinde kalıyor. Yani 2M 2 kalmaya devam ediyor. Ama hacim giderek artıyor. Mesela burası 3V, burasının da 4V olduğunu düşünebilirim. Yani bir süre sonra ne oluyor? İşte öz kütle nasıl bulunuyordu? M bölü V. Şimdi sen ikinci bölgede ilerlerken kütlenin değişmediğini görüyorsun bak burada. Ama birçok öğrenci biliyor musun çok yanılıyor. Yani öğrenciler maalesef sanki böyle göz doktoruna gitmiş de bazı öğrencileri kastediyorum ve uyarıyorum. Yani amacım onlara kızmak değil tabii ki. Yanlış anlaşılmasın burada. Öğrencileri falan hani şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar bak kandırılıyorsunuz. Bundan dolayı da fizikten nefret etmeye başlıyorsunuz. Normalde bu soru size geldiği zaman sen şimdi sorunun şöyle grafiğine bakıyorsun tamam mı? Şöyle şöyle sonra şöyle bir şey görüyorsun. Hemen diyorsun ki burada artar abi. Burada sabit abi. Burada azalır. Hemen şıklarda artar sabit artarı. Pardon üçüncü de artar diyorsun. Yani artar sabit artar. Bunu arıyorsun. Veya burasını diyelim böyle çizmemiş. Burasını diyelim böyle çizmiş. Hemen artar sabit azalırı arıyorsun. Ya burada yazanın hiçbir önemi yok. Burada yazanın hiçbir önemi yok. Bunlar çok önemli. Yani grafik sorularında bak şurada yazanlara bakmadan asla yorum yapma. Burada yazanlar. Yani mesela en basitinden burada mv yazıyorsa başka yorumlanıyor. V'ye M yazarsa başka yorumlanır. Tam tersi oluyor. Yani kısacası oralar çok çok önemli. Canlarım buna dikkat edin. İkinci bölgede sağa doğru giderken kütle hep yerinde kalıyor. Yani bu değişmiyor. Hacim ne oluyor? 2'den 3'e 3'ten 4'e yani hacim artıyor. O zaman öz kütle azalır. Demek ki ikinci bölgede öz kütlemiz azalır diyeceğiz. Üçüncü bölgeye geldiğimizde bunun da sıfıra sıfır noktasına temas ettiğini gördüğümde ben rahatlıyorum böyle. Hani böyle sakinleşiyorum. Çünkü Sıfıra sıfıra değiyorsa orada özkütle değişmiyor mantığı var yani orantılı bir büyüme var dolayısıyla birinci bölgenin yorumunun aynısını üçüncü bölgede yapabiliyorum ama sıfıra sıfıra değmeseydi mesela şöyle olsaydı abi bunu getirdiğimde böyle değmeseydi o zaman sorun vardı onu nasıl yorumlardık şöyle bak yukarı doğru giderken yorumlaması biraz zor ama aşağı doğru gelirken yorumlayalım mesela aşağı doğru geldin 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 buraya çakıldın burada ne var? hacim var ama kütle yok. Şimdi bir düşün D eşittir M bölü V'de kütle bitmiş. Yani neredeyse sıfıra yakın. Burası 0.0001. Burada da bildiğin böyle 3, 3 gibi 4 gibi bir sayı yazıyor. O zaman ne olur abi? Bura çok küçük, bura çok büyük olduğu için öz kütle aşırı derecede küçülmüş olur. Demek ki bu yönde giderken öz kütle küçülüyorsa, bu yönde giderken öz kütle küçülüyorsa, bu yönde giderken öz kütle büyüyor dersin. Tam tersini söylersin. Yani hangisini kolay yorumluyorsan o yönü yap. Diğer yön onun tam tersi olur. Bu şekilde unutma. Ama bizim 3. bölgemizde böyle bir grafik olmadığı için, şu şekilde olduğu için dolayısıyla burada öz kütle sabit diyoruz. Hani bazen diyorlar ya hocam videolar çok uzun. Ya canlar, video niye uzun oluyor? Bak sana 3. bölgeyi anlatırken başka bir ihtimali anlattım. Yani orada sanki başka bir soru var gibi onu da çözdüm. E şimdi ben böyle yapmayınca içim rahat etmiyor. E dolayısıyla e, böyle daha iyi öğrenin diye uğraşıyorum yani. Yoksa videonun uzaması benim öyle bir uzasın diye uğraşmıyorum. Sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütle ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Diyor ki: "Bir cismin öz kütlesi yapıldığı maddenin öz kütlesinden küçük olabilir." Bak, bir cismin diyor. Bir cismin öz kütlesi yapıldığı maddenin öz kütlesinden küçük olabilir mi? Ya kardeşim, olabilir. Çünkü burada cisim diyor. Bu cismin içi dolu mu, boş mu bundan bahsetmiyor. Mesela benim elimde ne var? Mesela benim elimde bir altın tanesi var. Böyle içi de dolu, komple dolu. O zaman bu altının öz kütlesi nedir? 19.3'tür. Hadi biz yaklaşık olarak ne diyelim mesela? E, 20 diyelim. Yani kolay yorum yapalım diye. 20 olsun bunun öz kütlesi tamam. Şimdi bu altının bir kütlesi var, bir de hacmi var. Aslında kütlesi M, hacmi de V. Yani 20 olan altının kütlesi M, hacmi V. Şimdi ben bu altını ne yapıyorum? Biraz işleme sokuyorum. Altının içini oyuyorum. Ama bu kütlenin tamamını kullanıyorum. Yani elimdeki bu m gram altının tamamını kullanarak ben şöyle bir yüzük yapıyorum abi ya. Şöyle iç, ya, ya da bir küre yapıyorum. Yüzüğü boş ver. Bir küre yapıyorum. Yani ne yaptım aslında ben? Bu içi dolu olan altını buraya yaya yaya böyle değişik bir madde yaptım. E şimdi bunun içerisinde de boşluk da var. Şimdi artık bu cismin kütlesi ney? Bu cismin kütlesi yine 1M. Çünkü ben bu altını kullandım. Ama bu cismin hacmi ne? Hacmi 1V değil. Bu cismin hacmi artık bu içerisinin de hacmi var. Yani kısacası eğer bu dışarısının hacmi V ise ki V idi. Yani normal altından bahsediyorum. Normal altın kısmı V, boşluk kısmı da V olursa o zaman artık bu cismin öz kütlesi M bölü 2V oluyor. Yani içine boşluk girdiği için bunun öz kütlesi artık altının öz kütlesinin yarısı oldu. Çünkü altın M bölü V idi. Şu anda M bölü 2V. Yani yaklaşık olarak 10 civarı bir öz kütle oldu. Demek ki bir cismin öz kütlesi yapıldığı maddenin öz kütlesinden küçük olabilir. Çünkü cisim diyor. İçerisine boşluk koyabiliyorsun. Mesela gemiler suyun üzerinde yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Gemi suyun üzerinde nasıl kalıyor? E nasıl kalıyor? Çünkü geminin içerisinde boşluklar var. Yani aslında gemi demirden yapılıyor. Ama geminin içerisinde kocaman bir boşluk olduğu için Haliyle bu boşluktan dolayı geminin öz kütlesi demirin öz kütlesinden küçük oluyor. Yani normalde demirden yapılan bir madde demirden daha küçük öz kütleli olabiliyor. Mesela bir demiri suya atsan demir direkt batmaz mı abi? Batar. Ama sen bu demiri incecik bir top haline getirsen böyle. İncecik, incecik, içi boş bir top. Kocaman, incecik, hafif. E onu suya at, batmaz. Ama diyorsun demir, demir ama batmaz çünkü içinde çok boşluk var. Dolayısıyla içinde boşluk olan bir maddenin öz kütlesi yapıldığı maddenin öz kütlesinden daha küçük olur. Yani bu olabilir. Peki içi gaz dolu cam bir şişeye biraz daha aynı gazdan eklenirse şişedeki gazın öz kütlesi artar. Şimdi öz kütle eşittir m bölü v idi. Gazların öz kütlesi bulunurken hacim yerine kabın hacmi yazılır. Yani senin elinde bir şişe varsa işte şişe farz edelim ki şu şekilde bir şişe olsun. Bu şişenin hacmi ne kadarsa sen bunun içerisine istediğin kadar gaz doldur. Bu gazın hacmi bu kadardır. Yani gazlar konuldukları kabın hacmini doldururlar. Bundan dolayı şişenin içerisine sen biraz daha gaz at koyduğunda kütle artar. Hani kütle maddenin miktarı. Sonuçta içerisinde 1 mol gaz varken 1 mol daha gaz getiriyorsun. Maddenin kütlesini arttırıyorsun. Kütlesi artan bir şeyin hacmi değişmezse ki gazlar bulundukları kabın hacmine eşit olduğu için hacim değişmiyor. Yani bu sabit. Sabit olanın üstünü çiz. Dolayısıyla kütle artarsa öz kütle artar. Yani bu da doğru oldu. Öz kütleleri aynı olan iki cisim farklı maddelerden yapılmış olabilir. Evet, aynı hikaye. Yani sen mesela öz kütleleri aynı olan bir tane saf altın getirdin. Az önceki örnekte olduğu gibi. Saf altın getirdin. Bu saf altının öz kütlesi 20. Ama sen bu saf altından öyle bir içine oydun, işte küre yaptın, bilmem ne yaptın ve bu altını Artık öz kütlesi 10 olan bir top haline getirdin diyelim. Artık öz kütlesi 10. Şimdi bu altından yapıldı. Sen şimdi öz kütlesi 10 olan başka bir madde de bulabilirsin. Mesela bir bakır, bir gümüş. Öz kütlesi 10 olan bir şey daha getirdin. E şimdi sen diyorsun ki bunun da öz kütlesi 10, bunun da öz kütlesi 10 ama bunun içinde boşluk yok, bunun içinde boşluk var. E dolayısıyla böyle bir şey olamaz mı? Olabilir. Yani bunlar öz kütleleri aynı diye kesinlikle bunlar aynı maddeden yapılmıştır diyemezsin. Ama içinde boşluk olmasaydı. Mesela içinde hiç boşluk olmayan bir madde, sıcaklığı da aynı, içinde bir boşluk olmayan başka bir madde, bunun da sıcaklığı aynı. Şimdi bu ikisinin de öz kütlesi 10 olsaydı ben derdim ki bunların içerisinde boşluk yok. Bunların sıcaklıkları da aynı. E bunların öz kütleleri de aynı. O zaman bunlar aynı madde olur derdim. Ama burada öz kütleleri aynı olan iki cisim farklı maddelerden yapılmış olabilir. Çünkü burada cisim diyor. Yani işin içerisine boşluklu olmadığını belirtmediği için herhangi bir cisim böyle, herhangi başka bir cisim böyle. Yani bu cisimlerin e, öz kütleleri aynı diye ben bunlar aynı maddeden yapılmış diyemem. Yani bir tane bakır, bir tane altın öyle bir ayarlarım ki ikisinin de öz kütlesini aynı yapabilirim. Birinin içerisine daha fazla hava koyarım, birinin içerisine daha az hava koyarım ve onların ikisini de aynı yapabilirim. Ama biri bakır, biri altın. Aynı madde mi? Hayır. O zaman farklı maddelerden yapılmış olabilir. Umarım buradaki ayrıntıyı anlatabilmişimdir. Ee, yani biraz zor anlatması. Sanayide insanlar günlük hayatta kullanılacakları eşyaları geliştirirken öz kütlesi büyük veya küçük olan malzemeleri tercih edebilir. Buna göre işlemlerinden hangilerinde öz kütlesi büyük ve küçük olan maddeler tercih edilmiştir? Yani öz kütle farkından yararlanılmıştır. Hurdalıklarda bulunan geri dönüşümlü malzemelerden demirin ayrılması için elektromıknatısın kullanılması. Hurdalıklarda elektromıknatıs dediğimiz bir mıknatıs. Mıknatıs ne yapar? Demiri çeker, plastiği çekmez. Dolayısıyla da sen onları ayırırsın. E yani burada ayırırken öz kütleden yararlandın mı? Yararlanmadın. Sadece manyetik alana duyarlı mı değil mi? Mıknatıs çekiyor mu çekmiyor mu? Bundan yararlandın. Yani burada öz kütle ile ilgili bir şey yok. Peki sıvı cam ve sıvı kalay kullanılarak pencere camlarının üretilmesi. Bak sıvı camın öz kütlesi farklıdır. Sıvı kalayın öz kütlesi farklıdır ve sen bu iki sıvının öz kütlelerinin farklı olmasını kullanarak pencere camlarını üretiyorsun. Yani burada öz kütlesi büyük ya da küçük olanlar tercih edildi. Peki hafif olan bir çatalın ağır bir çatala dönüştürülmesi. Mesela burada hafif bir tane çatal var. Lan ben de ne zaman çatal yapsam var ya cehennem zebanisinin şeyine dönüyor. Çatalı bilmiyorum ve böyle oluyor. Çatal yaptım mı cehennem aklıma geliyor. Şimdi bir tane daha büyük bir çatal yapalım abi. Bu da köylerde böyle bir tane samanları falan bir araya getiren böyle anadut mu öyle bir şey vardı. Anaduta döndü bu da. Şimdi abi ben daha büyük bir çatal yaptım. Şimdi bu çatalın ağırlığı kütlesi arttı mı? Evet arttı. Küçüktü biri biri büyük. Ama öz kütlesi değişmedi. Çünkü ben bunun içine hiç hava koymadım. Hava koymadıysam bunun yapıldığı madde neyse bunun yapıldığı madde de aynı madde olduğu için öz kütle aynı. Yani örneğin bunun kütlesi birken hacmi birdi. Bunun kütlesi 10 iken hacmi 10'dur. Yani kısacası sıcaklık, basınç, madde değişmediği için hiçbir şey değişmedi. Sadece büyüttüm. Yani içine hava koyarak değil. Maddeyi ekliye ekliye daha büyük bir çatal yaptım. O yüzden ağırlık arttığı için burada öz kütle falan artmadı. Maddenin miktarı artarken hacmi de arttı. Bundan dolayı öz kütle sabit kaldı. Burada öz kütlesi büyük ya da küçük olan maddeler tercih edilmedi. O yüzden bu sorunun cevabı yalnız 2 yani A şıkkı oldu. 17. soru burada A şıkkı olarak görünüyor. Peki geldik buraya. Bu arada bu sorunun cevabını işaretlememişiz. Zaten 1 2 3'ü doğru işaretlediğimiz için cevabı edirne. Şimdi gelelim 18'e. Boş bir kap sabit debili bir musluk açılarak ağzına kadar sıvı ile doldurulmaktadır. Kap dolana kadar öz kütle zaman grafiğini çiziniz diyor. Şimdi bu kabın yukarıda soru yok değil mi? Bu kabın öz kütle zaman grafiği. Abi şimdi kaba aynı sıvı akmıyor mu? Yani bu kabın içerisine Sürekli başka bir sıvı gelmiyor ki, sıvının cinsi değişmiyor ki. Yani sen bu kabın içerisine az bir sıvı aktığında da aynı sıvı, biraz daha sıvı aktığında da aynı sıvı. Yani bu sıvı değişmiyor. Dolayısıyla bu kaptaki öz kütle zaman grafiği değişmez abi. Değişmez ne demek? Değişmez şu demek abi. Yani öz kütle şöyle aynı kalır. Yani zaman 1 de olsa, zaman 2 de olsa, zaman 3 de olsa öz kütle hep aynı. Çünkü bu kabın içerisine başka bir sıvı eklenmiyor. Bu kabın sıcaklığı arttırılmıyor, azaltılmıyor. Abi öz kütle niye değişsin? Aynı sıvı akıp duruyor. Peki yani şöyle düşünebilirsin. Ya hocam kütlesi artmıyor mu? Hani giderek böyle D eşittir M bölü V mantığına göre bu kaptaki sıvının kütlesi giderek artmıyor mu? Abi hacmi de artıyor. Mesela bir bardakken iki bardak oluyor. Kütle de iki katına çıkıyor, hacim de iki katına çıkıyor. Öz kütle ne yapmamış oluyor? Değişmemiş oluyor. Bir kere bunu anladık. Peki kaptaki sıvı yüksekliğinin zamana bağlı grafiğini çiziniz. Ha, şimdi sıvı yüksekliği deyince iş değişir. Mesela bu kap bir dakikada, bu musluk bir dakikada diyelim bir bardak su akıtsın. Abi bir bardak su başlangıçta şu kadar yükselme yapıyorsa kap giderek genişlediği için bir bardak su daha aktığında bu sefer şu kadar yükselme yapar. Çünkü kap giderek genişliyor. Bir dakika sonra bir bardak su daha akıyor ama o bu sefer şu kadar yükselmeye neden oluyor. Yani kap giderek genişleyen bir kap. Dolayısıyla bu kabın birinci T'deki yüksekliği 3H oluyorsa ikinci T'de 6H olmaz. İkinci T'de mesela 2H daha artar. Üçüncü T'de H daha artar. Yani birinci bölgede kap giderek genişleyen bir kap olduğu için akan sıvı önce daha fazla yükselmeye neden olur. Çünkü alt taraf dar. Ama üst taraf geniş. genişledikçe akan su pek bir yükselmeye neden olmuyor. Yani birinci bölgede giderek, giderek sıvı yüksekliği artıyor ama bu artmada böyle bir sönme var. Yani giderek az artıyor. Öyle diyelim. İkinci bölge düzgün olduğu için bir bardak bu kadar yükselme yapıyorsa, ikinci bardak bu kadar yükselme yapar, üçüncü bardak bu kadar. Yani bu bölgede sabitlik söz konusu. Yani zaman düzgün artarken yükseklikte düzgün artar ikinci bölgede. Üçüncü bölge daralan bir kap. Tam tersine önce akanlar fazla bir yükselme yapmaz ama sonra akan daha fazla yükselme yapar. Yani bu haşsa atıyorum bu 2 haş olabilir. Çünkü kap giderek daralıyor. Daraldıkça yukarı doğru geldikçe şey azalıyor. Burası daraldığı için üçüncü bardağı doldurduğun an bir anda böyle yapabiliyor. Yani birinci bardak şu kadar etki yaratırken yükseklik olarak ikinci bardak bu kadar, üçüncü bardak bu kadar giderek artıyor. İşte onda da giderek arttığı için şöyle oluyor. Yani grafiği daha düzgün bir şekilde çizmek istersem sıvı yüksekliği birinci bölgede şöyle giderek sönüyor, ikinci bölgede düzgün, üçüncü bölgede böyle. Yani burada da aslında yükseklik artıyor ama azalarak artıyor. Yani yüksekliğin artışı giderek azalıyor. Burada yüksekliğin artışı hep sabit, düzgün artıyor. Burada da yükseklik giderek daha da çok artıyor. Yani mantık bu. Şimdi kaptaki hacim zaman grafiği. Hacim demek maddenin kapladığı yer demek. Şimdi bu musluktan bir dakikada diyelim 100 santimetre küp su akıyorsa ikinci dakikada da 100 santimetre küp su akıyor. Üçüncü dakikada da 100 santimetre küp su akıyor. Yani akan suyun miktarı hep aynı. Çünkü sabit debili bir musluk burada var. Musluğun debisinin sabit olması akan suyun miktarının hep aynı olması. Yani buradaki kabın şekli isterse böyle yılan gibi kıvrılsın abi. Hiç bağlamaz bizi. Hani Mert Hoca'nın böyle bir yılan olayı vardır ya. Hani böyle yılan gibi akıyoruz falan diye. Yani bu kabın şekli yılan gibi de olsa, abi bu kaba bir dakikada 100 santimetre küp giriyor. İkinci dakikada 100 daha giriyor. Üçüncü dakikada 100 daha giriyor. Yani yükselmiş, yükselmemiş beni bağlamaz. Bu kaba hep 100 giriyor. Her bir dakikada 100 daha giriyor. Yani birinci dakikada kaptaki sıvı 100 ise, ikinci dakikada 200 olmuş oluyor. 3. dakikada 300 olmuş oluyor, 4. dakikada 400 olmuş oluyor. Çünkü bu musluğun debisi sabit İşte mantık bu. İçine hep akan miktar aynı olduğu için e, hacimdeki artış işte böyle düzenli oluyor. Dakika birken hacim V, dakika ikiken hacim 2V, dakika üçgen hacim 3V. Yani bu kabın yüksekliği işte hızlanmış, azalmış. Onunla hacmin herhangi bir alakası yoktur canlarım Olayımız bu kadar basit. Artık teste geldik. testi de tabii ki bir sonraki günde çözeceğiz. Bugün biraz yorulduk. Ben şimdi size bugünün ödevini de verip bu videoyu kapatıyorum. Ve geldik benim en sevdiğim kısma. Çünkü artık sıra sizde. Yani ödev vereceğim. Ben anlattım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sana konuyu öğrettim. Tabii soru çözüm videosu da çekeceğiz. Yarın öz kütle ile ilgili soruları da çözeceğiz. Ama bugün de size küçük bir ödevimiz var. Ödevimizi nereden veriyoruz? 50 günde TYT Fizik kampıyla birebir uyumlu olan soru bankamızdan veriyoruz arkadaşlar. Doru bankamızdaki kazanım kavrama test 1'i bugün çözmüş olacaksınız. Çözdüğünüzde buraya tikinizi atın ve konu bittiğinde, konu videoları bittiğinde de buraya tikinizi atın. Eğer Instagram hesabınız varsa attığınız bu tikleri de bana beni etiketleyerek gösterebilirsiniz. Yani orada da küçük bir ödev kontrolümüz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın çünkü bir anda böyle videoya girdiğiniz için beğenmeyi, yorum yapmayı unutabiliyorsunuz video hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Aynı zamanda beğenerek de desteklemenizi bekliyorum canlar. Bir sonraki günde görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.